Arkadaşlar bugün sizlere her şeyi bildiğini iddia eden insanların dört özelliğinden bahsetmek istiyorum. Valla bu insanlar baktığım zaman hayatın içinde genelde bu bilgiçliklerinden dolayı yalnız kalan insanlar. Ve sevilir mi bu insanlar? Bence çok da sevilmezler. Ama hayatın her alanında, çevrenizde bu insanları görebilirsiniz. Sizde varsa böyle özellikler, bence dikkat edin bu özelliklerinize. Bu insanların birinci özelliği ne? Egoları yüksek. O her şeyi biliyor. Bak, zaten bildiğini iddia ediyor. Egoları yüksek. Onun için müthiş bunlarda özgüven var. Ben bilirim anlayışı var. Ve böyle bir insanla yaşamak yorucu. Neden yorucu? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Her şeyi bu biliyor. İki, bu insanların önemli özelliklerinden birisi gelişime kapalıdırlar. Şimdi gelişim biraz öğrenme isteğiyle ilgili. Açlıkla ilgili, ben bilmiyorum öğrenmek istiyorum demekle ilgili, merakla ilgili. Ben her şeyi biliyorum, ne öğreneceğim? Görüyor musunuz? Her şeyi bildiğini iddia eden insanlar aslında cahil insanlar. Çünkü neden? Hayatımızda muazzam gelişmeler var, muazzam değişimler var. Senin her şeyi bilmen mümkün değil. Onun için her şeyi bildiğini iddia etmek ve ona göre davranmak aslında senin gittikçe cahil olmanı sağlıyor. Ve o cahilliğinle beraber senin getirdiğin yorumlar, yaptığın konuşmalar insanları güldürüyor. Bakın bu noktada da bu insanlar maalesef çevrelerindeki insanlar tarafından farkında değiller. Ama alay konusu olma riski çok yüksek. Bunların üçüncü önemli özellikleri başarıları sınırlıdır. Neden başarıları sınırlıdır? Kardeşim, öğrenme isteği, ondan sonra yeni şeylere merak ve ciddi anlamda farklı farklı şeyleri öğrenme varsa o zaman gelişme vardır. Şimdi o zaman başarı vardır. Sen her şeyi bildiğini iddia ediyorsan bir şey öğrenemezsin. Şimdi bardak dolu. Doldurmaya çalışıyor. Zaten dolu bardak. Dolu bardağı nasıl dolduracaksın? Onun için bu insanlar maalesef bu huylarından dolayı, bu yapılarından dolayı, her şeyi bildiklerini iddia ettiklerinden dolayı da öğrenmeye kapalıdırlar. Öğrenmeye kapalı oldukları için bence başarıya da kapalıdırlar. 4. Bu insanlar yalnız kalırlar. Neden yalnız kaldıkları ortada değil mi? Ben her şeyi biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ondan sonra zaten benim hiçbir şey öğrenmeye ihtiyacım yok. Ben öğretmek için yaratılmışım, öğrenmek için yaratılmamışım. Şimdi bu kafada her şeyi bilen ve her şeyi dikte eden bir anlayışa sahip insanın sevilebilmesi, çevresindeki insanlar tarafından takdir edilmesi, çevresindeki insanların birlikte olmak istemesi mümkün mü? Bence değil. Onun için bu dört özellik maalesef sizi yalnızlığa itecek. Bu özellikler varsa dikkat edin, bu özelliklerden kurtulmaya çalışın. Çevrenizde bu tarzda özellikleri olan insanlar varsa bu videoyu izletin ve onlar da kendilerine dikkat etsinler. Çünkü ilişkiler bizi ileriye götürüyor ama yalnızlaşma bizi depresyona götürüyor, daha kötü bir noktaya götürüyor. Bunu da görmek lazım. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza da benim videolarımı gönderin. Hayatın içinde mutsuz insanlar değil, mutlu insanlar oluşması adına hep beraber bir mücadele içine girelim arkadaşlar. Sizden gelen sorulara videolar çekmeye devam ediyorum. İzleyin, izlettirin. Görüşmek üzere.